Mutlu akşamlar sevgili Artı TV izleyicileri. Bir Bu Arada programıyla daha karşınızdayız. Bu hafta Türkiye'nin acı bir gerçeğini konuşacağız. Tabii çok geniş bir çerçeve aslında. Müessif bir olayla tekrar gündeme geldi. Tekrar yoğun bir biçimde daha doğrusu konuşulmaya başlandı. Aslında ilgili taraflar bu konuyla ilgili olarak sürekli uyarıda bulunuyorlar. Ancak kamuoyuna bilgi vermesi gereken medya bir şekilde bu meseleleri insanlardan sakladığı ya da yetkililer de aynı şekilde memlekette her şey çok güzel gidiyor mesajı verdiği için bu tehlikeler bir şekilde görülmüyor ve bu nedenle işte bir takım olaylarla ancak bazı konuları konuşabiliyoruz. Neden bahsediyoruz? Kartal'da biliyorsunuz İstanbul Kartal'da bir bina çöktü ve 21 kişi hayatını kaybetti. Ve tabii bununla birlikte hemen sorular da sorulmaya başlandı. Birincisi tabii binanın teknik olarak kendisiyle ilgili sorular. Yani bu bina acaba usulüne uygun bir şekilde mi yapıldı? Yoksa usulüne uygun bir şekilde yapıldı da daha sonrasında bir takım eklemeler ya da çıkartmalar iddialara göre yapıldı da bu nedenle mi çöktü? Ya da bununla ilgili olarak denetim ne şekilde yapılıyor Türkiye'de? Denetim mekanizması nasıl işliyor? Ve bunun daha geniş bir çerçevesi olarak biliyorsunuz yıllardır Türkiye'de özellikle tabii İstanbul söz konusu olduğunda bir takım şeyler ciddiye alınır. İstanbul'un işte olası bir depremden bahsedilir ve en ufak bir sarsıntıda bunun İstanbul'da olması da gerekmiyor. Marmara bölgesinde ya da herhangi bir Türkiye'nin bir yerinde olsa da hemen konu İstanbul'a getirilir ve bu konu konuşulur. Peki eğer herhangi bir şekilde tekil bir bina ile ilgili bir gerekli önlem alınamıyorsa, bu binanın yapım aşamasında gerekli mekanizmalar çalıştırılamıyorsa ve sonrasında varsayalım ki bütün denetimlere, bütün iyi niyete rağmen bu binada bir hata olmuşsa, bir bina çökmüşse ve bu çöküntü sonrasında herhangi bir şekilde kurtarma çalışmalarında başarı sağlanamıyorsa İstanbul'da çok büyük bir deprem olduğunda ne olur senaryosu konuşuluyor. Dolayısıyla konu aslında çok geniş. Yani işin siyasi tarafı var, işin teknik tarafı var, işin yasal tarafı var, işin toplum tarafı var. Toplumun da hani bir şekilde bir herkes için elbette geçerli değil bu söylediğim ama kurnazlık içerisinde hareket etmesi de var. Konjonktürden faydalanması da var. Nitekim biliyorsunuz en son bir imar affı söz konusuydu. Ve olmayan binalara bile insanların gidip ileride yapmayı düşündükleri bir takım binalarla ilgili olarak gidip izin aldıkları ifade edildi. Ve şimdi konuklarımdan bir tanesi Sayın Cemal Gökçe, İnşaat Mühendisleri Odası. 2 gün önce telefonla bir bağlantı yapmıştık ve şunu sormuştum kendisine. Yani insanlar mesela bir binaya sahipler. Herhangi bir şekilde usulüne uygundur değildir ama ruhsatı alınmıştır. Şimdi bu imar affıyla birlikte mesela onun üzerine kaçak çıktıkları zaman bu gerekli bir şekilde gelip somut olarak incelenip de sonra mı izin veriliyor? Hayır dedi. Böyle bir şey de yok. Gidip beyanda bulunuyorsunuz ve şey yapılabiliyor. İzin verilebiliyor gibi korkunç bir gerçekle karşı karşıyayız. Ve işte bütün bu konuları genel itibariyle konuşmaya çalışacağız. İki çok değerli konuğum var stüdyoda. Birincisi hemen soldan başlayalım. Doktor Sayın Oğuz Gündoğdu, jeofizik uzmanı. Yıllardır yani televizyonlarda, basında daha doğrusu gazetelerde yazılı ya da görsel bir şekilde görüşlerine ya da söylediklerine rastladığınız bir isim ve bence Türkiye'de bu konuda en ciddi isimlerden bir tanesi. İkinci isim Sayın Cemal Gökçe, az önce ifade ettim, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı ve bir Skype konuğumuz olacak. Buradan çalışma arkadaşımız, Artı TV editörü, Odak programı editörü sevgili Onur Dalar. Biraz sonra kendisiyle, tabii kendisi olay yerinde bulundu, yani Kartal'da çöken binanın bulunduğu yere gitti ve bir takım gözlemleri oldu. Aynı zamanda bazı belgeleri de elde ettiler ve bu konuyla ilgili olarak Rıfat Yeşilçınar'la birlikte önemli bir habere de imza attılar Artı Gerçek'te. Biraz sonra onunla konuşacağız bunun ayrıntılarını ve ikinci bölümde HDP Diyarbakır Milletvekili Sayın Garo Paylan yine stüdyo konuğumuz olacak ve kendisiyle de
Bu meselenin tabii idari, siyasi yönünü konuşacağız. Yani bir milletvekili olarak kendisinin daha önce bu konuyu gündeme getirdiğini ve yetkilileri uyarmaya çalıştığını biliyoruz. Fakat yani bir şekilde kendisi bunun dikkate alınmadığını da ifade ediyor, iddia ediyor. Kendisiyle de meselenin bu boyutunu konuşmaya çalışacağız. Evet, şimdi önce Onur Dalar'a döneceğiz Skype bağlantısıyla. Bize neler gördüğünü orada, neler yaşadığını ve daha sonrasında da ne gibi bir araştırma içerisine girip hangi belgeleri elde ettiğini ve bunun sonucunda da artı gerçekte yer alan bu haberde nelerin yer aldığını öğreneceğiz. İyi akşamlar Onur. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkürler. Evet, yani siz o bölgede bulundunuz. Önce gözlemlerini alalım kısa bir şekilde. Daha sonra aslında Rıfat Başaran'la birlikte imza attığınız o önemli haberin ayrıntılarına bir bakalım. Evet, Yeşilçınar Başaran evet. Dedim ama. Evet. Evet. Şöyle, sizin de bahsettiğiniz gibi şimdi olayın birçok boyutu var. Siyasi boyutu, imar boyutu, kent boyutu. Olayı biraz araştırdığımızda 2-3 gün boyunca biz oradaydık. Özellikle Fırat arkadaşım. Hepsinin iç içe geçtiğini görüyoruz. Aslında ana akım medyasında olay şöyle yansıdı. Türkiye Gazetesi CHP enkazı diye bir manşet attı. Olayın girişi buydu. Ve Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Hüsnü Yeşilyurt'u suçladı. Biz kendisiyle görüştük artı gerçeği ekibi olarak. Olayda şöyle bir durum var. Binanın şu an vefat eden sahibi Hikmet Yeşilyurt, Hüsnü Yeşilyurt'ta akrabalık ilişkilerine sahip. Ama kendisinin söylediği ve bizim ortaya çıkardığımız belgelerde gördüğümüz, kendisiyle arasında akrabalık ilişkisinden başka bir şey yok. Biz Hüsnü Yeşilyurt'tan Kartal Belediye Başkan Yardımcısı'ndan bütün dairelerin emlak vergisi bildirimlerini aldık. Tek tek hangi daire kime ait bunu görebiliyoruz. Hüsnü Yeşilyurt'la bir alakası yok. Birinci nokta bu. Evet. İkinci nokta imar izinlerinin hangi tarihte verildiğini. Arkadaşlar ekrana getirecektir belgeleri. Binanın ruhsatı 92 döneminde veriliyor. Yani binanın inşaatı 92 döneminde başlıyor. O dönemde SHP Belediyesi var Kartal'da. Mehmet Ali Büklü belediye başkanlığı görevini yapıyor. Daha sonra 94 yılına geliyoruz. Mehmet Ali Büklü vefat ediyor. Yeni bir yerel seçim oluyor. Ve şu an AKP'nin Erzurum Belediye Başkan adayı olan, tekrardan Erzurum'da belediye başkanlığı için aday olan Mehmet Sekmen'in o dönemde Refah Partisi adına belediye başkanlığı görevini yaptığını görüyoruz. Bizim ulaştığımız belgelerde Hikmet Yeşilyurt adına olan belgede ve diğer kat sahiplerinin emlak vergisi beyanlarında bu izinlerin 94 ve 99 yıllar arasında arındığını görüyoruz. Mesela Hikmet Yeşilyurt, arkadaşlar ekrana getirecektir, 1998 yılında 7. ayın 1. gününde bu izni almış. Diğer ailelere bakıyoruz. Zaten apartmanda şöyle bir durum var. Apartmanın inşasını başlatan kişi Hikmet Yeşilyurt. Kendisinin birçok dairesi var. Ve şu anda vefat etmiş bu arada. Aslında baktığımızda bir aile apartmanı gibi gözüküyor. Yeşilyurt ailesinin diğer kişileri, işte ne bileyim kızı, kızının burada daire sahibi olduğunu görüyoruz. Kısacası bir aile apartmanı. Başka daireler de var. Ve hepsinin Mehmet Sekmen zamanında verildiğini görüyoruz. İlginç bir ilişki daha var. Mehmet Sekmen belediye başkanı, kendisi Erzurum belediye başkanlığı yapıyordu. Erzurum Pazaryolu ilçesine kayıttı. Kartal'da da Erzurum Pazaryolu hemşerilerinin desteğiyle belediye başkanlığına gelmiş bir kişi diyebiliriz. Burada binanın sahibi olan Hikmet Yeşilyurt, tabii o insanları suçlamak için demiyorum ama ortada ilginç bir hemşerilik ilişkisi var. Bu izinlerin alınmasında kullanılmış olabilir. Kendisi de Erzurum Pazaryolu nüfusuna kayıttı. Ve apartmanda oturan Yeşilyurt ailesinin dışındaki diğer ailelerde Pazaryolu nüfusuna kayıtlı olarak gözüküyor. Ölen kişiler arasında onların ismini görebiliriz. Çünkü şöyle bir durum var. Yeşilyurt ailesi kat sahipleri olarak gözüküyor. Ama tabii daha sonradan içinden satanlar olmuş. Baba Hikmet Yeşilyurt vefat etmiş. Ve evin içinde oturan kiracılar var. Vefat eden kişilerin büyük çoğunluğu o kiracılardan oluşuyor. Böyle bir durum var. Evet. Peki... şimdi bütün bu ilişkiler yani işte mesela bazı yani iktidara yakın medya özellikle işte CHP üzerinde durmaya çalıştı. Zaten son dönemde hani böyle bir yüklenme söz konusu. Tabii burada CHP adına konuşmuyoruz. Yani sadece bir medya kuruluşu olarak başka bir medyanın yapmış olduğu bir konuyla ilgili olarak tespitte bulunmaya çalışıyoruz. Onu özellikle belirtelim. Peki bütün bunlar bir şekilde yani bu ilişkiler bir şekilde
dikkate alındı mı, alınacak mı, bundan sonrası için mesela nasıl hukuki bir sonuç doğurabilir? Bu konuda bir araştırmanız oldu mu? Şöyle, şuradan başlayayım. Aslında Mehmet Sekmen'in geçmişine baktığımızda hukuki bir sonuç alamayacağını görüyoruz meselede. Kendisinin ilginç bir geçmişi var bu rant meselesinde ve kaçak yapılaşma konusunda. İlk siyasete başladığı yer Milli Gençlik Vakfı. 80'lerin başında başlamış. Bu Refah Partisi'ne bağlı bir vakıf ve Necmettin Erbakan'ın kurdurduğu bir vakıf. Evet. Kendisi 94 yılında Kartal Belediyesi'nde çalışan bir işçi tarafından dava ediliyor. Belediyede yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle Milli Gençlik Vakfı'na ve Refah Partisi'ne kaçak yapılaşma, imar konusundaki yolsuzluklarla mülk aktardığı şeklinde. Bu işçinin adı hatta Tayfun Tabakoğlu. Evet. İçişleri Bakanlığı Tayfun Tabakoğlu'nun açtığı dava sonucunda harekete geçiyor ve bir soruşturma başlatıyor. Bu soruşturmadan sonra Mehmet Sekmen ilk belediye başkanlığı döneminde, ikinci defa da belediye başkanı oluyor Kartal'da, görevden alınıyor. Görevden alınma sebepleri için de çok ilginç şeyler var. Belediyede çalışırken iş hakkı feshedilen Kartal Milli Gençlik Vakfı'na, Yamanlar şirketine, Milli Gençlik Vakfı'na bağlı bir şirketmiş, iki kamyonu usulsüz şekilde kiralamak. Evet. Devam ediyorum. Daha az kıdemli olduğu halde bazı memurları siyasi ve keyfi nedenlerle yükseltmek, bazı memurları cezalandırmak, burada herhalde kendi partisine dahil olmayan memurları kastediyor. İdari mahkeme kararlarını uygulamamak, burada bir not düşeyim, bu bahsettiği idari mahkeme kararı uygulamadığı, o zaman biliyorsunuz şimdiki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Belediye Başkanı, bir bina hakkında yıkım emri geliyor, onu bile uygulamıyorlar. Yine Milli Gençlik Vakfı'na ait bir bina, Refah Partisi'ne bağlı Milli Gençlik Vakfı'na. Ve ayrıca RP'li kişi, Refah Partili kişi ve kuruluşları ayrıca tanımak şeklinde geçiyor. Bu şikayetler sonrasında bir dava açılmış. Dönemin İçişleri Bakanı Anaplı Murat Başeskioğlu tarafından görevden alınmış. Daha sonra İstanbul 2. Adliye Ceza Mahkemesi tarafından görevine iade edilmiş. 99 yılında yeniden belediye başkanı seçiliyor kendisi. Daha sonra AK Parti'nin kuruluşu ile birlikte 2002 yılında milletvekili oluyor. Milletvekilliğine geçiş yapıyor. Ve şu çok ilginç, yani hiç olmaması gereken görevlerde bulunuyor. Mecliste sırasıyla Plan Bütçe Komisyonu'nda, Çevre Komisyonu'nda ve Bayındırlı Komisyonu'nda bulunuyor. Yani bu kısmı çok ilginç. Geçmişte adı böyle özellikle çevre ve inşaat konusunda yolsuzluklara karışmış bir kişi. Çevre ve Bayındırlı Komisyonu'nda bulunmuş mecliste. Yani sorunuza böyle cevap verebilirim. Bundan sonra ne olur sorunuza? Herhalde bir şey olmayacak gibi duruyor. Mehmet Sekmen'in kariyerine baktığımızda zaten belediye başkan adayı şu anda. Kendisine evet. De ulaşamıyoruz bu arada, onu da belirteyim. Evet. Evet, peki son olarak son durumu alalım. Şu ana kadar ölü sayısı 21. Başka yaralılarla ilgili ya da yaralıların durumuyla ilgili herhangi bir bilgi var mı? Yok, benim açıkçası bir bilgim yok. Bir gündür gidemiyorum oraya. En son yaralı sayısı 17 idi sanırım. Evet. Bu şekilde. Aha, peki, tamam. Onur Dalar, çok çok teşekkürler. Bütün bu bilgi ve değerlendirmeler için kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Evet, şimdi yani sıcak hani bilgileri aldık bir şekilde bu konuyla ilgili olarak. Tabii işin dediğim gibi yani siyasi tarafı da var. Yani maalesef Türkiye'de yani birisi hani buz kabuğuna basıp kaysa bile artık bunu bir siyasi sahiple değerlendiriyor insanlar. Yani bu sadece hani öyle bir olay olarak görülmüyor ve maalesef böyle bir durum da söz konusu. Çünkü artık anlayışlardan bahsetmeye ve onları tartışmaya başladık. Şimdi önce sizden başlayalım Sayın Gökçe. Türkiye'de herhangi bir şekilde 70'lerden 60'lardan itibaren insanların bir bina yapması için tabii çok özet hani rica edeceğim. Yani mekanizma nedir yani, nasıl izin alıyorlar? Kim denetliyor bunu? Neye göre denetleniyor? Kum nereden alınıyor? Çakıl nereden alınıyor? Demir nereden alınıyor? Nasıl yapılıyor bu işler? Ülkemizin çok temel ve önemli sorunlarından birisi inşaat yapmak. Çünkü insanlarımızı gerek kamu yapıları bakımından, gerekse özel nitelikli içerisinde bulunmuş olduğumuz, oturduğumuz, gecemizi gündüzümüzü geçirmiş olduğumuz konut nitelikli yapılar bakımından inşaat sektörü son derece önemli. Uzunca bir süredir, özellikle 2002 yılı sonrası dönemde de Türkiye ekonomisi inşaat sektörü üzerine oturmaya başladı. Dolayısıyla gerek topraktan kazanılan paralar, gerekse işte son dönemlerde özellikle TOKİ kanalıyla üretilmiş olan inşaatlar, inşaat sektörü
Türkiye ekonomisinin temel bir ögesi olarak karşımıza çıktı. Fakat iyi, tamam, güzel de ülkemiz aynı zamanda bir deprem ülkesi. Elbette ki okullar olacak, yollar olacak, köprüler olacak, içerisinde oturmuş olduğumuz binalar olacak. Bu yapıları hem çevre şartları, yaşanabilirlik açısından bir yandan da güvenli olmaları bakımından mühendislik hizmetlerinin mutlaka ve mutlaka bu yapılarda kullanılmış olması lazım. Öncelikli olarak bir yer belirlenir. Daha doğrusu işin temel yanı planlama. Yani siz kentlerinizi doğru bir şekilde planlamazsanız o zaman nereye hangi yapıyı yapacağınızı da bilmezsiniz, bilemezsiniz. İşte gelişi güzel, yerel ve merkezi yöneticilerin kendi inisiyatifleri doğrultusunda her istediğiniz yerlere yapılar yaparsınız. Oysa aynen Türkiye Cumhuriyeti'nin nasıl bir anayasası varsa, kentlerin de kentle ilgili imar hareketlerinin yönetilmesi ve yönlendirilmesiyle ilgili olarak mutlaka ve mutlaka bir anayasasının olması lazım. Kentin hangi bölgesini sanayi bölgesi olarak seçeceksiniz? Hangi bölgesini konut bölgesi olarak seçeceksiniz? Nereye ibadethane yapacaksınız? Nereye okul yapacaksınız? Nereye üniversite yapacaksınız? Nereyi rekreasyon alanları olarak bırakacaksınız? Park ve bahçe alanları olarak bırakacaksınız? Bunların tümünün bu planlarda gösterilmiş olması gerekir. Gerçekten bugün itibariyle İstanbul'un da işte özellikle Kadir Topbaş Beyefendi döneminde 2007-2009 yılları arasında bir anayasası yapıldı. Kadir Bey de İstanbul'un anayasasını yaptık diye ifade etmişti. Fakat itiraf etmek gerekir ki, ifade etmek gerekir ki İstanbul ve benzeri kentlerimiz uzunca bir süredir plansız olarak yapılaşan kentler. Fakat herkesin bildiği gibi bu kent İstanbul bir anayasasına olmasına rağmen anayasada olmayan ne varsa o yapılmaya başlandı. Mesela ne yapıldı? Üçüncü köprü anayasada yok. İşte İstanbul'un anayasasını yapan insanlar dediler ki üçüncü köprüye ihtiyaç yok. Üçüncü havaalanı İstanbul'un anayasasında yok. İstanbul'un anayasasını yapan insanlar dediler ki üçüncü havaalanına ihtiyaç yok. Avrasya Tüp Tüneli işte İstanbul'un anayasasını ile ilgili planda yok. Avrasya Tüp Tüneli yapıldı ve benzeri. Dolayısıyla aynen plan, ister plan yapılmış olsun, isterse plan yapılmamış olsun, ne yazık ki bugün İstanbul'da boş alan bırakılmadı. Herkes her yere istediği yapıyı yaptı. Oysa mühendislik bir bilimdir ve evrenseldir. Yapılacak olan yapıların can ve mal güvenliğini koruması lazım. Ki Türkiye'nin özellikle de İstanbul'un yakın bir gelecekte bir deprem beklediğini biliyoruz. 1999 yılında yaşamış olduğumuz Kocaeli depreminde İstanbul'a merkez üssü itibariyle 110 kilometre uzakta olmasına rağmen bin mertebesinde insanımızı kaybetmiştik. Avcılar hatırlansın. 50 evet, mertebesinde avcılar, yapımızda özellikle yerle bir olmuştu. Bağcılar'da işte yapılarımız yerle bir olmuştu. Güngören'de yapılarımız yerle bir olmuştu. Sultanbeyli'de yapılarımız yerle bir olmuştu. Kimse bilmez ama ben ifade edeyim. İstanbul'da Körfez merkezli depremden dolayı 3030 mertebesindeki yapı ağır ve göçük çerçevesinde hasar görmüştü. Yani İstanbul'da bulunan var olan yapı stokunun deprem güvenlikli olmadığı anlaşılmıştı. İstanbul'un uzağından geçen bir faydan eğer bu kadar etkileniyorsa 20 kilometre İstanbul'un yakınından geçecek olan bir fayın patlamasıyla İstanbul'daki yapı stokunun çok daha problemli olacağı ifade edilmişti bizler tarafından. Hı hı. Bu yanıyla %25 mertebesinde yapı da Körfez bölgesinde devre dışı kalmıştı. Biz bu noktada çok araştırma, inceleme yaptık, konu üzerinde çalıştık. İşte 2003 yılında Anakent Belediyesi 4 üniversitemize deprem master plan çalışması adı altında bir çalışma yaptırdı. Ali Müfit Gürtuna döneminde son derece önemli bir çalışmadır. O çalışma bugün bile benim başucu kitabımdır. 2004 yılında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, yani var olan şimdiki siyasi iktidarın bakanlığı, işte İstanbul'un ve Türkiye'nin depremselliği, İşte yaşanacak bir depremde neler yapalım, önceden neler yapalım çerçevesinde birinci deprem şurası yapıldı ve Türkiye'nin
en seçkin insanları, uzmanları bu komisyon çalışmaları sırasında çalışmalar yaptılar. 4 günlükte bir işte genel kurul yapıldı. Bakan o genel kurulun divan başkanıydı. Ben de o genel kurulun birinci deprem şurasıyla ilgili çalışmalarının başkan yardımcısıydım. Orada yapılmış olan çalışmaların altına bugün de imza atarım ben. 2009 yılında kentleşme şurası yapıldı. Yine Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından son derece önemli bir çalışmaydı. Ülkemizin en seçkin uzmanları ve bilim insanlarının katılmış olduğu bir toplantıydı. Sonuç bildirisinin altına bugün de imzamı atarım. Dolayısıyla teorik düzeyde ülkemizin özellikle bir deprem beklemesi, İstanbul'un bir deprem beklemiş olması nedeniyle son derece değerli çalışmalar yapıldı. Fakat toprağı, konutu, inşaat sektörünü bir zenginleşme aracı olarak gören yerel ve işte merkezi düzeydeki siyasi iktidar ne yazık ki can güvenliğini ve mal güvenliğini sağlayacak olan konutlarımızın, yapılarımızın genel çerçevede mühendislik hizmetleri alınarak yapılması noktasında değil, getirdiler konuyu müteahhit mantığı üzerine oturttular. Evet. Dolayısıyla bugün kentlerimiz bilim insanları, bilgi insanları, bilimsel kent planları çerçevesinde, mühendislerin bilgileri ve derinlikleri çerçevesinde yönetilmiyor. Bir müteahhit mantığıyla yönetiliyor. Böyle olduğu için işte bugün de konumuz olan, biraz önce kendisine çok teşekkür ediyorum. Son derece iyi bir çalışma yapmış. Onur arkadaşımızı kutluyorum. Çok iyi bilgiler verdi. Dolayısıyla bu işte bu müteahhit mantığı 5 kata ruhsat almış olan Kartal'daki bu yapıyı 8 kata çıkarmışlar. Yani korkunç bir şey. Bu ne cüret? Dolayısıyla siz insanların can güvenliklerinin korunmasıyla ilgili onlara yeterli işte bilimsel ve teknik çerçevede bilgi aktarımı yerine sadece alınır satılır çerçevede veyahut içerisinde oturulur veyahut kiraya verilir çerçevesinde konutu görürseniz, insanları da bu doğrultuda yönetir ve yönlendirirseniz, o zaman konutları bir mühendisin yapması çerçevesinde değil de üst üste taşları yığarlarmış gibi yığarlar. Kartal'daki bu yapıda da bir mühendislik anlayışı yok, bir bilgi yok, bir bilim yok. Yapılar kat kat olarak üst üste yığılmış. Açıktır ki biz 60 kiloluk bir yükü vücudumuzu, bacaklarımız taşıyorsa, taşıyabiliyorsa, durmadan vücudumuzu 80 kiloya, 100 kiloya, 120 kiloya çıkarırsak dizlerimiz eğilecek, düşeceğiz. Kartal'da göçen binayı da böyle düşünmek lazım. 5 katlı olarak ruhsatlandırılmış olmasına rağmen ki ilgili projesi gerçekten bilimsel ölçüde, mühendislik ölçüsünde yapılıp yapılmadığını bilmiyorum. Hani onu da oturup gerçekten incelemek lazım. Evet. Projesini kim yapmış, onun denetlenmesini kim yapmış, inşaat yapım sürecinde gerçekten denetlenmiş mi, denetlenmemiş mi? Anlaşılıyor ki denetlenmemiş, bir mühendis mantığıyla değil de bir müteahhit mantığıyla yapılmış. Dolayısıyla ortaya çıkan tablo açık, 17 kişinin yaralanması, 21 insanımızın da yaşamını kaybetmesi gibi acı bir durum ortaya çıkarmış. Evet. Dolayısıyla sadece Yeşilyurt Apartmanı değil, İstanbul'da bulunan birçok yapının aynı çerçevede olduğunu ifade etmem gerekir. Evet, şimdi Sayın Oğuz Gündoğdu'ya soracağız. Peki yer belirlenmesi, her istediğimiz yere istediğimizi yapamıyoruz. Peki bu neye göre saptanıyor? Mesela İstanbul için sizin saptadığınız büyük işte hata olarak nitelendirdiğiniz bir seçim var mıdır? Ya da bunun için ne söyleyebiliriz? Şimdi şöyle, her şey ölçmeye dayanıyor. Eğer ölçme bilgisi yoksa elimizde, bu sorunuza cevap vermemiz son derece güç. Hı hı. Fakat ben Avcılar'ın da danışmanıyım şu anda. Avcılar 99 depreminde çok ağır hasar aldı. 33 bina yerle bir oldu. Evet. 100 kişiye yakın can kaybına neden oldu. Ve ilk günden beri orada olan bitenin hepsini gayet iyi biliyorum. Zemin etüdü yaptırdık. Uyan çıkmadı. Kentsel dönüşüm bunun tek ama şeyidir, çözümüdür. Kentsel dönüşüm yapmak büyük bir ihtiyaçtır bu ülkede. 7,5 büyüklüğünde bir depreme karşı savunmayı olmak için kentsel dönüşüm. Bununla kesinlikle devletin desteği lazım. Avcılar için söylüyorum. Yani bütün sokaklar, şuradan baktığınız zaman Avcılar'da sokaklara baktığınızda eğri büğrü. Hala öyle.
Ve bu insanlar bu konutlarda oturuyorlar hala. Peki şimdi, yani deprem tehlikesinden bağımsız olarak, hani şu işte Kartal'a çöken bina örneğinde olduğu gibi, yani şu anda mesela deprem olmasa da aynı şeyleri söyleyebiliyor musunuz? Tabii. Çünkü bir sürü, aynı tehlike söz konusu. Tabii aynı tehlike, yani bu şeyde Kartal'da olan bina bir önce işaret bir şey, başka bir şey değil yani. Aslında bir sürü bina şeyler direnç duvarları yıkıldı. Ama büyük şans eseri can kaybı olmadı. Fakat çok yıkıldı yani. Yani biraz duvarı, evet, istinat duvarları son yıllarda özellikle yani. Çok bunlar hepsi birer işaret. Buna göre çoktan tedbir alması gerekiyordu bizi yönetenlerin. Çoktan yani. Bu Avcılar'daki olay şöyle. Altı kata çıkartıldı. Avcılar'ın şeyde halka istiyor bunu. Çok kat istiyor çünkü kendi çıkarını düşünüyor. Yanlış bir şey bu. Bu bilim dışı ve bir planlama içermiyor yani. Burada yapılan şey, orada cesur olmak lazım bu konularda. Avcılar'da bir planlama yapıldığı zaman büyük şeye verildi. Hatta ben daha evvelden, depremin ilk günlerinden beri biliyorum. O zaman Büyükşehir Başkanı şeydi, şu andaki Cumhurbaşkanımızı. Ve o zaman önünde, masanın önüne Avcılar'ın kentsel, o zamanki kentsel dönüşüm terimi yoktu ama bir yenileme şeyi vardı, planı vardı. Önünde. Onu duydum. Ama hala var mı onu bilmiyorum. Çünkü aha, bakanlar oldu, yapı değişti. Bambaşka noktalara geldik. Aha. Peki burada sizin işaret ettiğiniz sorun binalarla mı ilgili, yoksa Avcılar mesela zeminle mi ilgili? Çünkü o deprem sonrasında hani Avcılar'a işte bina yapılması hata iddiası da olanlar da vardı. Bu mesela İstanbul'un işte mesela şeyden bahsedilir, işte Sarıyer çok sağlamdır da Avcılar Cemil, işte sakattır mesela, yani her an en ufak bir sarsıntıya dayanıksızdır. Bu ne kadar gerçeği yansıtıyor? Şimdi zemini bilip inşaat mühendisinin yapılanmasına bakmak lazım. İnşaat mühendisinin geoteknik uzmanı insanlar, eğer o zemini güçlendirmek karar alındıysa planlamayı yaparken, evet, ona göre planlama yapacaklar. Ona göre binayı yükseltecekler. Ama böyle bir şey yok. Geoteknik mühendisini tanıyan bile yoktur. Herhalde yoktur bu memlekette. Yani şimdi ben bu meseleye biraz vakıfım çünkü oğlum da geoteknik mühendisi. Biraz da ondan vakıfım yani. Cemal benim çok eski arkadaşım. Onunla beraber gidip söylemediğimiz laf kalmamıştır yani. 99 depreminden sonra. Ama hepsi boşa gitmiş şeyler. Şu Kartal'daki meselede çok radikal davranırsa yöneten, bizi yönetenler, bu yoktan var diyecek. Kentsel dönüşümü hemen uygulayacak. Emir komuta zinciriyle yapılması gerekir bu işe. Peki iyi, ama şöyle bir şeyden bahsetmiyor muyuz? Yani İstanbul'da yaklaşık 15 milyon kişi yaşıyor. Bunlar yerli, yani sabit. Bir de bunun üstüne hani 2-3 milyon da dışarıdan gelip giden var sürekli. Yani 18-20 milyonluk bir kitleden bahsediyoruz. Peki mesela ne kadarının yenilenmesi gerekiyor İstanbul'un? Ne kadarının yenilenmesi? Bu bahsettiğiniz emir komuta. Çok çalışma yapıldı bu konuda. Çok elde çok veri var. Öncelik sırasına göre tutup en fazla olan hasar gören 99 depreminde ve zemini iyi olmayan noktalarda binalar tekrar gözden geçirmeli. Gayet süratli bir şekilde. Ve ondan sonra da bir namuslu bir müteahhit, neyse müteahhitlere laf söylemek gelmiyor ama ben içimden geldi. Çünkü o Kartal'daki binayı görünce benim hatırladığım 99 depremi. Yani ben onu gördüm yani orada. Ve geri gelmişken şunu söyleyeyim. AFAD birlikleri ve vesaire geldi. Hepsi ne yapacağını bilmiyorlardı. Yani ama burada, o zamanlar zaten şey de vardı yani, Bülent Ecevit'ti başbakan, hatta çantasını falan bulamadığı gibi bir, belki de şehir efsanesi vardır. Dolayısıyla devlet gerçekten böyle büyük bir organizasyon diyeceğim, hani bir kurtarma, arama kurtarma çalışmasına o zamanlar da şey değildi. Yani hazırlıklı falan ama değildi galiba. İlk defa böyle şimdi çok büyük çaplı bir şey. Şimdi 90'lık sonra çok başarılıydı. Yapılan mücadele son derece başarılıydı. Hükümet meselesi değil bu. Yapılan mücadele son derece başarılıydı ve hiç bu şekilde bir yapılanma yoktu.
Yani bunda dünya kadar afatı geldi, bilmem nesi geldi, o şey geldi. Gelmeyen kalmadı ki oraya. Hı. Ama medya bile ne yapacağını bilmiyordu. Evet. Medya bir laf, patlama diye bir şey durdu. Bütün medya kanalları patlama verdi. Artık yok öyle bir şey yani. Biraz oraya tecrübeli bir adamı gönderdiler. Patlama olmadı. Anlar yani zaten. İşi ta şeye, Tesla'ya yani kadar götürdüler yani. Ya, efsaneler falan ta oraya kadar vardı iş. Evet. Peki. Yani şunu söyleyeceğim. Bir var olan hazırlanmış bir şeyi kullanamadık. Gücü kullanamadık. İyi bir deney oldu mu? Yani iyi bir deney olmadı. 20 kişi hayatını kaybetti bu şey içinde. Ama çok bina, zaten 10 katlı binayı şu anda yıkıyor. Yani hiçbir şey yoksa, bilmem nesi kendi cebinden kaynaklanır, şuradan kaynaklanır, çoktan bunları öğrenmiş olmaları gerekir. Biliyor bu işi yapanlar. Ama ne zaman çıkacak bilmem. Çünkü yasayla bir takım şeyler getirdiler, önlemler getirdiler. Medyaya yasak koydular yani. Bu soruda sorgu yok yani şu anda. Ama herkes soruyor, ayrı konu. Evet. Yani biz onu konuşuyoruz. Ama esas mesele bu bir uyarı. Bunu anlasın. 7,5'de bir deprem bekliyoruz. Ve bu yani bu İstanbul'a çok yakın olacak. Ve bunun kefaretini kimse ödeyemez. Bundan sonra kimse bu kefaretli ödeme şansı yok yani. Ama burası Türkiye. Evet. Bakalım peki, neler gelecek. Yani tabii şöyle bir şey var. Diyanet İşleri eski başkanının hani işte yani Allah bunları bu şekilde imtihan ediyor gibi bir açıklaması olduktan sonra tabii dediğiniz gibi ya burası Türkiye gerçekten de hani peki şöyle bir şey var. Şimdi Sayın Gündoğdu'nun söylediği yani hani radikal bir biçimde karar verilecek, evet, ve derhal harekete geçilip bu binalar yerle bir edilecek, yerine yenisi yapılacak diyor. Özellikle. Başka yok. Gözü yok başka. Evet. Peki İstanbul'da mesela hangi semtler için daha çok bunu konuşuyoruz ya da kaç bina için? Böyle bir araştırmanız oldu mu? Tabii. Yani inşaat mühendisleri olarak. Çok net, çok net. Şunu çok ifade ettik. Sürekli de söyledik. Çünkü İnşaat Mühendisleri Odası'nın aynı zamanda bir laboratuvarı vardı. Bu laboratuvar kanalıyla da betonları inceledik. Var olan yapıların deprem durumlarını inceledik. Projelerini inceledik. 92 bin öncesi yapılmış olan yapı stoku bugün de olduğu gibi duruyor. Sayın Gündoğdu kentsel dönüşüm diyor ama gerçekten kentsel dönüşümü ilk telaffuz edildiği zaman biz desteklemiştik. Bayındırlık ve İskan Bakanı'yla o zaman meslek odaları bir konuda anlaşmışlardı aynı zamanda. Kentsel dönüşümün nasıl yapılmasıyla ilgili olarak. Çünkü planlama temel öge olacak denmişti. İstanbul masaya yatırılacak denmişti. Dolayısıyla İstanbul'da bulunan bütün yapıların envanteri çıkarılacak. Bu çıkan envanter doğrultusunda da en riskli bölgelerden başlanacak. Açıkçası var olan yapı stokunun önemlice bir kısmının işte var olan betonları standartlara uygun değildi. İstanbul rutubetli bir kent olması nedeniyle çeliğinde yapıların ciddi bir paslanma vardı, problem vardı. Bu yanıyla işte 2003 yılında yapılmış olan İstanbul Deprem Master Plan çalışması da belediye tarafından yapılan, 2004 yılında yapılmış olan birinci deprem şurası çalışmaları da bu anlayışı ortaya koymuştu. Fakat ne yazık ki işte kontrol edilmesi, envantere çıkarılması gereken yerlerden başlanmadı. Ne kadar boş alan varsa, yeşil alan varsa, orman alanı varsa, su havzaları varsa oralardan başlandı. Yani kentte yaşayan insanların işte problemli olarak düşünmüş olduğumuz yapılardaki insanların güvenliklerini sağlamak yerine hangi bölgeler boş, hangi yerlerde henüz konut yok, inşaat yok, oralardan başlayarak işin ticari tarafı, teknik tarafının, can güvenliği tarafının önünde düşünüldü. Hatırlayın, geçtiğimiz yıl bugünkü Ankara Belediye Başkanı, aynı zamanda Çevre ve Şehircilik Bakanı'ydı. Bir imar barışı adı altında, yani konuyu masum göstermek bakımından
affa, yani yapıların güvenlikli olmayan, gerçekten kendi kendisine yıkılabilecek olan yapıları imar affına soktular. O zaman sormuşlardı Sayın Özaseki'ye. Bizler de sormuştuk. Demiştik ki adayı, evet. Adayı şu an Ankara, evet. Belediye Başkan adayı. Aynı zamanda bir önceki dönemde Çevre ve Şehircilik, evet, Bakanıydı. Sormuşlardı. Mevcut imar affına yönelik olarak, örneğin sizin herhangi bir konutunuz var. O konutta kaçak katınız var. Enine boyuna yapınızı büyütmüşsünüz. Dolayısıyla projenin dışına çıkmışsınız. Eğer projeniz varsa, ki çoğunun da projesinin olmadığını biliyoruz. Peki mal sahibi bu kent, deprem bekleyen bir kent. Bu yapıların güvenlikleri ne olacak noktasında sormuşlardı. Ki mevcut duruma göre mal sahiplerinin kendi beyanı yeterli. Yani benim yapım, konut sahibi benim yapım deprem güvenlikli diye yazıyor, altını da imzalıyor, yasallaştırılıyor. Şöyle cevap vermişti Sayın Özaseki, ya biz insanlarımızın mühendislere 3-4 bin lira para vermesin diye bunu böyle yaptık. Bakınız, her şeye para mantığıyla, para anlayışıyla bakarsanız insanların can ve mal güvenliklerini de yok saymış olursunuz. Bugünkü işte yapılmış olan, halen devam eden, yaklaşık olarak Türkiye'de 10 milyon işte yapının imar barışından yararlandığı ifade edilen, özellikle İstanbul ve Diyarbakır gibi, Adana gibi, Bursa gibi deprem bekleyen kentlerimizde imar barışına müracaat etmiş olan bütün yapılar, ki artık onların envanterleri de kendi kendilerine çıkmıştır. Hangi yapılarda fazla kat vardır, hangi yapılar ne kadar işte büyütülmüştür, var olan durumuna eğer projesi varsa uygun değildir, kağıt üzerinde de bellidir. Kat ilavesi yapılmış olan bütün yapılar mutlaka ve mutlaka yıkılmalıdır. Çünkü normal bir mühendislik hizmeti görmeyen, projesi olmayan, projesi olsa bile onların üzerine yeni katlar ilave edilen yapıların depremlerde ayakta kalabilme şansı yoktur. İkincisi şu yapılmalıdır. Bugün İstanbul'da 250 bin mertebesinde boş konutun olduğunu ifade ediliyor. 250 bin. Bin. Biz de öyle düşünüyoruz. Var olan problemli yapılar, yani fazladan kat ilave edilen yapılar imar barışının dışına çıkarılmalıdır. Eğer gerçekten insanların can güvenliklerinin korunması isteniyorsa bu 250 bin mertebesinde boş olarak düşünülen yapılara yerleştirilmelidir. Ama bunun belli bir maliyeti var yani, ama sonuç ama itibariyle. Ama insanların can güvenlikleri belli bir maliyete teslim edilemez. Bakın size bir şey söyleyeyim. 99 depremi sonrası her şeyimizden çifte çifte vergi aldılar. Telefonlarımızdan aldılar, konutlarımızdan aldılar, arsalarımızdan aldılar. Yani her şeyden, arabalarımızdan aldılar. 60 milyar mertebesinde para toplanmış olduğunu biliyoruz. Kentlerimizin, İstanbul ve benzeri kentlerimizdeki yapı stokunun, deprem güvenliği olmayan yapı stokunun deprem güvenliklerinin sağlanması çerçevesinde. Ama işte deprem şurası sonuçlarında, kentleşme şurası sonuçlarında mutlaka ve mutlaka kentlerin bir masaya yatırılacağı ve yeniden planlanacağı çerçevesinde düşünülmüştü. Bugün Sayın Gündoğdu'nun altını çizmiş olduğu kentsel dönüşüm anlayışıyla kentlerimiz, evet, düzenlenemez. Çünkü mevcut anlayışla yapılmış olan kentsel dönüşümler bu kenti başka risklerle karşı karşıya bırakıyor. Dolayısıyla bu kentte yeniden işte imar aflarına uğratıldığı veyahut müracaat edildiği söylenen yapılardan başlanarak güçlendirilmesi gerekenler güçlendirilmeli. Çünkü onları biz mühendisler olarak ortaya koyabiliriz. Her yapıyı yıkmaya da gerek yoktur. Eğer yeni yapılacak olan bir yapının maliyetinin %45'ine veyahut %50'sine varıyorsa o yapı güçlendirilebilir. Yok 45'ini 50'sini geçiyorsa o yapıları yıkıp yeniden yapmak lazım. Yoksa yaşanacak olan bir depremde bakın son derece önemlidir ki işte deprem öncesi işte arama kurtarma çalışmaları çerçevesinde de oldukça fazla sözler edildi bu ülkede. Kartal'daki Yeşilyurt apartmanının enkazını bir 4 günde kaldıramadık. Trafik tıkandı, can kurtaranlar oraya ulaşamadı. İstanbul'un yaşayacağı ki 7 ve üzeri büyüklükte Sayın Gündoğdu ifade etti,
er veyahut geç İstanbul mutlaka ve mutlaka bir depremle karşılaşacak. Evet, bu depremde İstanbul'un birçok yerinde yangın çıkacak. Birçok yapı yıkılacak, yolları kapayacak. Dolayısıyla siz depreme yakalanmadan önce yapılarınızın, riskli olan yapılarınızın, deprem güvenliği olmayan yapılarınızın, kendi kendisine yıkılan bu yapılarınızın yeniden mutlaka ve mutlaka masa üzerine yatırılarak hangi bölgelerden başlayacağını kademeli olarak düzenlemeniz lazım. Evet. Biz şöyle bitiriyorum. Aha. Şöyle söylemiştik, demiştik ki haksızlık etmemek lazım. İstanbul'daki yapı stoku birkaç sene içerisinde bu duruma gelmedi. Uzunca bir sürenin ürünü. Bu yanıyla İstanbul masaya yatırılmalıdır. Yeni bir plan yapılmalıdır. En riskli bölgelerden başlanarak 25 yıl içerisinde var olan yapı stoku yenilenmelidir. Bu mümkündür. 99 depreminden 20 yıl geçti bugüne kadar. Var olan yapı stokunun durumu 1999 yılında neyse bugün de durum aynıdır diye ifade etmem gerekiyor. Evet. Peki Sayın Gündoğdu, yani istatistiklere baktığımız zaman işte zaman zaman gündeme getiriliyor İstanbul'u çok büyük bir depremin beklediği. Bu ne kadar olası mesela, yani böyle bir saptamada bulunabilmek ya da belli bir periyot verebilmek mümkün mü? Şimdi bu depremin olabileceği yer Silivri açıkları merkezi olarak öyle düşünüyoruz. Birçok gözlem bunu gösteriyor. Silivri açıkları. Silivri açıklarında. Evet. Merkezi orada olacak. Marmara'nın 3-4 senelik hareketlerine bakacak olursak çok ciddi hareketlenme var Marmara'da. Hı-hı. Çok ciddi. Bu çeşitli vesilelerle bunu söyledik. Avcılar'da işte her ayın pazartesileri halkla buluşmalar yapıldığında sorduğu zaman söylüyorduk. Aynı şey. Yani Marmara Denizi şu anda eski Marmara değil. Hı-hı. Daha hızlı hareket ediyor. Olmadık yerlerde o depremler oluşuyor. Yalova önünde depremler yığınla oluşuyor. Onun ilerisinde hepsi Kuzey Anadolu faiz zonu yapıldı. Yani tek başına bunlar hiçbir kendi kendine olacak yer değil. Hepsi bu sıkıştırma sonucunda kuzeye doğru sıkıştırma, batıya doğru hareket sonucunda bu fayın oluşan depremler. Depremcikler yani. Takip edildiğimiz için biliyoruz bunları. Evet. Yani küçük deprem oluşuyor, halk duymuyor. Biz onu takip ediyoruz. Ve tedirginliğimiz gittikçe artıyor. Yani süre kısalıyor. Belli olmaz. Yerinin dibinde değiliz yani. Merkezde değiliz bu depremin olacağı yerde. Amerika'da 70 senede deprem bekliyor. Deprem olmuyor. Büyük deprem bekliyor. Yani evet. San Andreas fayı bu fayın aynı kopyası. San Andreas fayı evet. Fakat onlar olmuyor diye bu olmaz değil. Gittikçe artmaya başladı yani belirtiler. Bunu sizin sorunuza cevap verdik mi? Bunu yayın olarak da yaptığım çalışmalar bunlar. Yani gözümüzü gördüğümüz yer, gözümü dedi Yalova veya Çınarcık civarında olan deprem kümesi resmen sıkıştırma ile ilgili bir olay yani. Bizim şeyde yani nasıl olur, bir verilir değerlendirme sınırında o konuşmak gerekirse sıkışma ve bir yerlerde genişleme oluşuyor Marmara Denizi'nde. Yani belki de yani o bütün kaplıcaları vesaireleri hepsini görmek çalışmalarımız var bu konuda ama yani yeteri kadar iddialı bir şey söyleyemeyeceğiz. Ama bu olağanüstü olaylar babına bakarsak eli kulağını diyebilirim. O kadar uzak yani. Yakın. Çünkü depremlerin oluşması 99 depreminden geçti bilmem kaç sene. Bu sene içinde eğer ciddi bir yönetim olsaydı, yani ciddi bir bakan birisi olsaydı, çoktan bu kentlerin yarısından fazlasına kentsel dönüşüm, ister Cemal'in söylediğini, ister bizim söylediğimizi, bir örnek yok yani. Doğru düz bir kentsel dönüşüm, bir tane örnek yok. Binaları yıkıyorlar, yeniliyorlar. O kadar. Başka bir şey yok. Ama bu değil kentsel dönüşüm. Onu diyorum yani kentsel dönüşüm diyemiyorum. Değil. Kentsel dönüşüm kent kültürünün verildiği bir yapılanma. Yani bunu kent kültürünü verip oradaki yaşayacak insanları resmen bazı şeyleri öğretmekten geçiyor.
Var mı şimdi doğudan geliyor, ne trafiğinde hal kaldı İstanbul'un, ne bilmem nesine hal kaldı. Tamamen kültürsüz bir hali İstanbul. Bu kültürü vermek demek kentsel dönüşümün bir amacı da bu zaten. Bunu yaparken, bunu yenilerken bir yandan da kent kültürünün ne olduğunu bununla halkımıza öğretmek zorundayız. Biz değil, hani uzmanlar bu konuda belki yerine gelir ama bu işin mühendis olduğu bir yana bırakılmamalı. Mühendis çalışmaları sonucunda bunlar olacaktır. Ha, sosyoloji, psikoloji vesaireden faydalanabilir. Bunlar hepsi yardımcı olur bu şey ama bunu yönetecek irade lazım. Eğer bunu yönetecek bu Kartal, bakın ben söyleyeyim ne olacağını. Kartal'daki olan yıkımdan sonra sessizlik var değil mi şimdi? Evet. Evet, hiçbir ses gelmiyor. Bu sessizlik biraz daha sürecek. Seçimlerden sonra iyice kaybolacak. Hiçbir şey yapılmayacak. Çünkü kentsel ne diyor son yapılan imar affından dolayı daha riskli hale geldi. Evet. Daha riskli hale gelmiş bulunmakta şu anda İstanbul. Yani bunu önlemek için yani yapılacak şeyler belli. Bizim söylememize gerek yok ya. Bunların da emirlerinde TOKİ'si bilmem nesi bir sürü mühendis insanlar var. Mimari insanlar var. Bunlar o rahat rahat bunun çözümünü üretecek kapasiteye sahip. Ama izin vermek meselesi. Bunu yapacak iradeyi göstermek meselesi var. Bunu iradeyi göstermediğin zaman daha biz çok konuşuruz, seçimler biter, her şey gürültü gürültü. Şey, elma armutu bilmem ne indirirler, gıda için tanzim satışları falan yaparlar. Öyle millet de o işe bakar ve ondan sonra çeker gider. Biz depremimizle bilmem neyse o çocuk çarık binalarla baş başa kalırız. Evet, bu bölümün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Saat başında tekrar birlikte olacağız. Dediğimiz gibi Sayın Garopay'la. İki cümle söyleyebilir miyim? İki cümle. İki cümle. Kaç kelimeyle oluşuyor her birisi? Tamam. Ona göre. Şimdi diyelim ki deprem oldu, dışarıya çıktık evlerimizden. Evet. Nereye gideceğiz? Bakın deprem, evlerimizin içi. Toplanma alanı yok. Onu mu, Kartal'da, onu mu söylüyorsunuz? Evet, Kartal'da yok artık yıkılan yani. Toplanma o binanın alanı içi bile dışarıdan daha güvenli. Çünkü dışarıya çıktığımızda kafamızda mutlaka kesinlikle öyle yani. Böyle bir kente dönüştürüz. Hayır yani şimdi ben gerçekten şimdi siz bu. Amerikalılar dediniz ya yani San Andreas Fay'ı diye bir film var. Evet. Ha, evet. Yani o gerçekten hani o aklıma geldi. Tabii ki hani o bir tamamen bir kaos senaryosu. Ama sizin de hani bu söylediğinizin üstüne İstanbul'u ama böyle öyle, ama öyle. Böyle bir şey bekliyor galiba. Benim saçlarım galiba. Diken diken oluyor ama öyle ne yapayım yani evet. Öyle. Evet. Şimdi ben aslında mesela şunu da soracağım size ikinci bölümde. Yeni işte binalar hani şimdi Sayın Gündoğdu şey diyor ya işte dönüşüm, kentsel dönüşüm falan tamam. Şimdi yeni binalar var, yeni moda işte. Toki, Moki, evet, işte evet. Rezidanslar, şunlar bunlar falan çok katlı, az katlı her neyse. Evet. Bunlar ne kadar sağlam? Ben asıl evet, onu merak ediyorum. Aynen öyle. Siz söylediniz, ben burası çok tanıdım. Yüksek katlı binalara bana bedel verseler ben gitmem. Tamam, ben şimdi bir ara verelim, ikinci bölümde bunları konuşalım.